Herkese merhaba. Arkadaşlar günün transfer haberiyle karşınızdayım. Daha önce aslında bu oyuncuyla ilgili bir video çekmiştim. Roma forması giyen Javier Pastore'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu yönünde haberler var. Hemen haberi ekrana getireyim. Aslında yurt dışı kaynaklı, yurt dışında bir gazetecinin ilk olarak duyurduğu bir haber. Öncelikle bu haberi paylaşmak istiyorum. Şöyle bir haberi Fanatik'ten aldım arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray Javier Pastore'nin peşinde. İtalyan gazeteci Nicolò Sciro'dan önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray Roma forması giyen Javier Pastore'nin menajerinden oyuncu hakkında bilgi istedi. Evet, haberde bu var. Pastore'yi görüyorsunuz videoda. Fotoğrafta İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Javier Pastore transferinde gündemi oluşturacak gibi gözüküyor. İtalyan gazeteci Nicolò Sciro'dan önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray Roma forması giyen Javier Pastore'nin menajerinden oyuncu hakkında bilgi istedi. Evet, iddia bu. Ara transfer döneminde yine yoğun saatler yaşanacak gibi gözükürken iki ezeli rakip Arjantinli futbolcu için şimdiden gündem yoklamaya başladı. 31 yaşındaki tangocunun ise nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Bu da haberin tweet'i arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Nicolò Sciro bu iddiayı bulunan gazeteci onun tweet'ini de ekrana getirmiş olduk. Tabii Javier Pastore sağ görüşü çok iyi olan bir futbolcu. Daha önce ben bu isimle ilgili bir video çektim ama yani son dönemki performansları çok üst düzey değil. Üst düzey olsa yani çok başarılı gitse o zaman da Türkiye'ye gelir mi? Galatasaray veya Fenerbahçe forması giyer mi? Bilmez arkadaşlar. Bir de böyle bir realite var. Oyuncuyu görüyorsunuz. Transfermarkt'tan da yine oyuncunun profilini açtım. 2018'de Roma'ya transfer olmuş ve sözleşmesi de 30 Haziran 2023'te bitiyor ama Roma bu oyuncuyu uygun şartlarda bırakabilir. Çünkü performansı son dönemde çok iyi değil. Transfermarkt'a göre de 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Şöyle oyuncunun pozisyonunu da yazmış. Baş mevki 10 numara. Oyunu organize edebilen bir oyuncu. Sol kanat ve merkez orta sahada da oynuyor. Ama sol kanatta oynadığı zaman yani böyle klasik bir sol kanat oyuncusu savunmanın arkasına koşular yapan bir oyuncudan ziyade içeriye kat eden aynı Feghouli gibi veya Perotti gibi. Perotti de biliyorsunuz Roma'dan geldi. İçeriye kat eden yine göbekten oynamayı seven, çizgiye çok fazla inmeyen bir futbolcu. Arjantinli olduğunu söylemiştik zaten. Sağ ayağını kullanıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. 10 numara olduğu için tabii klasik 10 numaranın taşıması gereken bütün özellikleri taşıyor. Duran toplarda başarılı, sağ görüşü çok iyi, kilit pas atabiliyor. Açıkçası asist özelliği üst seviyede, birazdan istatistiklerini de göreceğiz. Bu noktalarda sıkıntı yok ama yaşının olması, transfer eden kulübün son sahibi olacak olması oyuncuyla ilgili açıkçası negatif noktalar. Şurada görüyorsunuz Paris Saint-Germain'den Roma'ya 15 milyon euroya transfer oluyor. Onun sonrasında ise Roma'da kariyeri devam ediyor. Yine baktığımızda toplam istatistikleri burada paylaşılmış. Lig 1'de mesela 186 maçta 29 gol, 47 asist yapmış. Serie A'da 94 maçta 17 gol, 16 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 4 gol, 3 asist yapmış. Yani tabelayı değiştirebilen, asist yeteneği olan klasik bir 10 numara sevgili arkadaşlar. Açıkçası 10 numara pozisyonunda Türkiye Ligi'nde fark yaratabilecek bir oyuncu. Ama ritmini ne kadar kaybetti? Yani çok fazla maç oynayan bir futbolcu değil son dönemde. Ritmini ne kadar kaybetti? Buna bakmak lazım. WhoScore oyuncunun artı ve eksi yönlerini burada paylaşmış. Biraz bunu da sizlere aktarmak, anlatmak istiyorum. Güçlü yönleri ara pası noktasında çok iyi. Adam geçmede çok iyi. Evet, dribling yapabiliyor sevgili arkadaşlar. Bitiricilik güçlü. Duran top kullanma güçlü. Kilit pas güçlü. Defansif katkı güçlü demiş. Ben buna itiraz ediyorum. Yani defansif katkısını artık yaşı da var. Çok güçlü görmüyorum. Aksine yani
Defansa çok az yardım eden bir futbolcu bana kalırsa. Hava topları ise çok zayıf. Hava topu yok. Yani öyle kafayla gol atmasını falan beklemeyin arkadaşlar. Fakat klasik 10 numaranın taşıması gereken bütün özellikleri taşıyor. Bu da artı yönleri. Yani oyunu iyi yönetir. İşte Cagne'ye oynuyorsa Falcao'ya çok iyi paslar atar. Kanatları daha işlevli hale getirir. Oyunun yönünü çok ciddi anlamda değiştirebilir. Takımın beyni olur transfer edilirse. Orada şimdi Belhanda var. Emre Akbaba ritim bulmaya başladı. Böyle bir isme ihtiyaç var mı? Belhanda satılırsa var. Eğer Galatasaray Belhanda'yı satıp Javier Pastore hamlesini yaparsa o zaman açıkçası anlamlı olabilir ama Belhanda Emre Akbaba varken ben Pastore hamlesinin geleceğini de pek düşünmüyorum. Oyun stiliyle ilgili burada WhoScore yine bilgiler vermiş. Kontra atak tehdidi, koşu yoluna pas atmayı sever, adam geçmeyi sever. Endirekt duran topla tehlike, ben zaten bunu söylemiştim. Topu havalandırmayı sever ve top çalmayı sever şeklinde bir takım oyun stiliyle ilgili ipuçları verilmiş. Özellikle böyle koşan kanat oyuncuların önüne mesela Onyekuru Galatasaray'da olsaydı Onyekuru'nun önüne veya savunmanın arkasına Onyekuru'nun gidip alabileceği çok güzel, çok başarılı paslar atabilirdi. Açıkçası yetenekli, üst seviye bir futbolcudan bahsediyoruz. Zaten hem Paris Saint-Germain sonrasında Roma, İtalya, Serie A'da iyi istatistikler yapmak, başarılı olmak gerçekten kolay bir iş değil. Ben Galatasaray'a satış olması dahilinde bakın Belhanda veya işte orta sahadan herhangi bir satış olması dahilinde kesinlikle ve kesinlikle Javier Pastore hamlesini isterim. Takımı yönetecek bir oyuncu kadroya katılmış olur. Galatasaray zaten set hücumunda çok akıllı bir takım. Orada çok doğru paslaşmaları yapan ve pozisyon üreten bir takım. Javier Pastore de bu sisteme uyabilecek. Hatta bu sistemi bir iki tık yukarıya çekebilecek bir futbolcu. Ama yaşı var. İsteyeceği para da çok düşük olmayacaktır. Yani 2 milyon euronun üzerinde bir para isteyebilir düşüncesindeyim. Açıkçası Galatasaray'da ekonomik olarak birazcık zorlayacak. Ama 3,5 milyon euro verdiğin bir Belhanda'yı gönderip Belhanda'dan kurtulup yerine sağ görüşü daha iyi olan özellikle asist yeteneği ve tabelayı değiştirme noktasında Belhanda'dan daha başarılı olan bir Javier Pastore'yi 2-2,5 milyon euroya transfer edersen bu kötü bir hamle olmayabilir. Geleceğe dönük bir hamle olmaz. Evet, Galatasaray'ın geleceği kurtulmaz ama Galatasaray bu sezon şampiyonluk yarışında fark yaratabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmış olur. Ben en azından böyle düşünüyorum. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi videonun altında paylaşırsanız sevinirim. Arjantinli futbolcu 31 yaşında sağ ayaklı 10 numara pozisyonda oynuyor. Sağ görüşü muhteşem, asist yeteneği muhteşem. Kendisi de gol atabilen, bitiriciliği üst seviye bir futbolcu. Belhanda'nın satılıp Pastore'nin gelmesini ister misiniz? Soru, görüş, eleştirilerinizi bu videonun altında özellikle Pastore ve Belhanda ikilemiyle ilgili düşüncelerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Başka bir transfer yayınında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.